Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Atatürk'le başlamak istiyorum. Hakikaten bugün dünyada hayatta olmayıp da insan yaşamını bir dakika durduran başka bir lider yok diye düşünüyorum. Onu saygıyla anıyoruz. Onun çizdiği vizyon hala günümüzde geçerli. Ne kadar bir vizyoner bile demek istemiyorum. Ordinaryus vizyoner herhalde. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Huzurla uyu atam diyoruz. Ve bugüne geçiyorum. İkinci duyurum Efi. Efi'yi de bugüne bağlayacağım. Efi Avrupa'da ilk defa bir Türk işi finallere kaldı. Ve tahmin ediyoruz ki ödül de gelecek. Su endeksi ile ilgili. Bununla ilgili bugün burada zaten konuşmalarımızı yapacağız. Konuklarım Reckitt Finish ve Yüzey Bakım Kategori Pazarlama Müdürü Cem Oğuzcan, Havas İstanbul Genel Müdürü Ceren Çubukçu, Havas İstanbul CCO'su Volkan Çubukçu. Bu arada ikinizin de soyadı. Hayır, o bir karışım. Volkan Dalkılıç. Dalkılıç, evet. Bir anda. Şimdi Finish'in su projesini hatırlıyorum. Yıllar önce ilk programda başlatmıştık. Hatta bir takım göllerdeki şeyi cam örneklerde ne kadar su kaldığıyla ilgili. Tabii baktığınız zaman dışarıda da konuşuyorduk. Bu bir reklam değil aslında ama bence insanlığın hep su, yine su yani. Yine mi su dedik ya, yani evet su hayatımızdan hiçbir zaman eksik olmamalı ve ona iyi bakmalıyız diye düşünüyorum. Sizin de bu konudaki duyarlılığınız ve farkındalığınız bence çok ciddi bir derecede ulusal ve uluslararası boyutta değerini buluyor diye düşünüyorum. İstersen bu projeyi böyle bir genel güncellersek ne durumda? Dediğiniz aslında çok doğru bir yerden başladık bence. Çünkü su olmazsa hayat yok ve en kolay yapabileceğimiz şey de suyu varken korumak. O yüzden 2019 yılında Finish'in Yarının Suyu platformunun başlangıç tarihi bu da döneme denk geliyor. Ve evlerden başlayan bir su tasarruf hareketi. Çünkü aslında evde, özellikle mutfakta suyun israf olduğu en büyük alanlardan bir tanesi burada. Doğru. Ve suda tüketicilerimizden de istediğimiz, o zamandan bu yana insanlardan istediğimiz bir davranış değişikliği oldu. Sudan geçirmeyi bırakıp makineye koymadan doğru bir deterjan seçimiyle beraber aslında 50 litre suyu geleceğe dair bağışta bulunmak. 2019 yılından bu yana gerçekten nefesimizin yettiği birçok farklı formatta, birçok farklı yaklaşımla beraber bunu hep böyle bir yeni soluk getirmeye çalıştık. Ve şu ana kadar da 6 milyon hane gerçekten Türkiye'de sudan geçirmeyi bıraktı. O musluklar kapandı. Ve 24 milyon ton suyun tasarrufu sağlandı. Hatta bununla beraber bir göle can suyu verilerek gölün tekrardan, Kuyucuk Gölü'nün tekrardan hayata geçirilmesi bile mümkün oldu. Ancak şimdi 6 milyon haneyi bıraktı dedim ama bırakmayan bir 16-16,5 milyon hane daha var. Veya aslında Türkiye'nin yakın gelecekte karşılaşacağı su tehlikesi hala baki. Tabii. Şimdi durum böyle olunca da biz bu konunun üzerine farklı yaklaşımlarla gitmeye hep devam edeceğiz. Bugün bahsetmek istediğimiz, hatta benim mirasım su da buradan besleniyor en özelinde. Yani İnsanlara kampanyayı başlatmadan önce şeyi sorduk. Ne miras bırakmak istersiniz? Yani ne dikili ağacım var. Evet, ne dikili ağacım var. Yani ne miras bırakmak istersiniz çocuklarınıza? İstisnasız söylüyorum. Adeta böyle sanki ağza bir replik verilmiş de insanlar onu söylüyor gibi. Ne kadar insan sorduysak 3 tane cevap geldi. Ev, araba ve para. Bu sıralamayla bu arada. Sonrasında şeyi sorduk. Peki ya su? O zaman böyle yüzlerde bir
afallama hissiyle karşı karşıya kaldık ve çok net bir şekilde suyun gelecekte olmama ihtimalini kimse kafasında şekillendiremiyor. Çünkü tam başlangıcında söylediğiniz, su olmazsa hayat yok. Yani bugün hangi insan söze miras lafını zaten onları söylüyor. Yani hiç su aklına gelmez yani. Bir de güzel olan taraf özellikle bu iletişim rotasında biz şu ana kadar birçok film yaptık. Birçok farklı bacakta devam ettik. Hep geçmişte su yoktu. Geçmişte su vardı. Günümüzde artık olmamaya başladığını gösterdik filmlerimizde. Ama bu sefer biraz da artık hepimizin daha umutlu olmaya ihtiyacı var ya. O yüzden 2030'da aslında istediğimiz geleceği yapmanın mümkün olduğundan başlayıp bugünden insanları harekete davet ederek ve sadece insanların değil tüm ekosistem için suyun şart olduğunu belirterek bir rota üzerinde ilerledik. Peki bu benim mirasım su. Ajansa nasıl gitti? Şimdi ilk başladığımız taraf suyun gelecekte nasıl bir dünyayı resmetmek istediğimizleydi. Ve böyle hani duygusal da bir toplumuz. Dolayısıyla hani en güzel kavram o çocuklara olan bırakmak istediğimiz, gelecek nesle bırakmak istediğimiz su. Bütün iletişimde de hep o öğeler var. O var, evet. Dolayısıyla o çocuk öğesiyle hani o miras bir anda birleştiği noktada bu sefer zaten Havas'la, zaten bütün kampanyalarımızın mimarı olan Havas'la tabii ki devam ettik. Ve ortaya çıkan şey de bize yeni bir soluk getirdiğine inandık. Peki nasıl ilerledi kampanya? Öncelikle Ender Bey'e çok teşekkürler. Yani dördüncü yılımızda, biraz önce siz de bahsettiniz. Biz dördüncü yılımızdayız aslında Yarının Suyu projesinde. Ve her yıl muhtemelen gelip sizinle aşama evet. aşama konuştuk. Yani biraz önce şeyden bahsettiniz, susuz bardaklardan. O dört sene önce Bursa Ekonomi Zirvesi'nde ilk aslında kampanyanın başlangıcıydı. Yine burada konuşmuştuk. Evet. Şimdi her sene de üzerine koyarak devam ediyor. Ve şey kolay bir şey değil yani. Volkan da bahsedecek. Her sene bu sürekliliği koruyabiliyor olmak, çıtayı bir yukarıya çıkarıyor olmak, bir taraftan farkındalığı yaratırken bir taraftan da aslında o ilgiyi ve alakayı yukarıda tutabiliyor olmak çok kolay bir şey değil. Cem de bahsetti. Yani evet 6 milyon hane bugün ön yıkamayı bıraktı ama 16 milyon daha var. Şimdi bugün Cem'in aynı zamanda konuşmacı olduğu Brandwick'te ayrı bir oturumu var. Konu başlığı da yine mi yarının suyu? Şimdi yine mi yarının suyu diyebilecek maalesef bir noktada değiliz. Hani su meselesi sürdüğü sürece biz muhtemelen yine yarının suyu demeye devam edeceğiz. Şimdi ajans tarafında haliyle bu ayrı bir tatmin duygusu. Çünkü ben yani 25 küsur 26 yıldır reklamcılık yapıyorum. Bu kadar uzun soluklu, sürdürülebilir iletişim, aynı damardan iletişim yapan Türkiye'den çıkan kampanya sayısı çok az öyle baktığımızda. Çabuk sıkılıyoruz galiba hani Türk milleti olarak hem reklam verenler hem de ajanslar olarak hani yeni bir şeyler her zaman çok daha cazip tabii ama yarının suyu çok önemli bir mesele. Bu bir iletişim kampanyası da değil. Yani biz her sene üzerine koyarak evet devam etmeye çalışıyoruz. Her sene yeni enstrümanlar ekliyoruz. Çünkü her sene daha fazla farkındalık yaratılması gereken de bir hedef kitle var önümüzde. Karşılığını da alıyoruz yani birazcık hani siz efiyle girdiniz. Evet şey bizi çok gururlandırıyor tabii aldığı hani sonuçları. Evet bu arada hani evet o efi 30'unda galiba açıklanacak doğru, ama haberi geldi. Evet hani Türkiye'nin tek efisi bu sene bu iş için Havas'a geliyor. Best of Best'te de finalist olduğumuzu öğrendik efide. Yine bunlar tabii çok gurur verici o anlamda sonuçlar. Kampanyada hani hep ilgi görerek de devam ediyor. Detayları zaten birazdan Volkan anlatacaktır o anlamda. Zaten işin bence bir güzelliği de hani bir şey satmıyorsan reklamı üretmek. Yani o çok keyifli bir şey bence. Yani şimdi demin Ceren'in de söylediği gibi aslında bu bir reklam kampanyasının yanında bu bir miras aslında markanın ve marka için çalışan herkesin yarına bırakmaya çalıştığı bir miras. O yüzden de insanların aklına geleceğe dair bir projeksiyon koymaya çalıştık ve bugündeki su ve kuraklık riski başka bir şey. Ama bunun tamir edilebileceği, yarın böyle olmayabileceği senaryosunu da göstermek istedik bu kampanyada. Yıllar boyunca devam eden bir kampanyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi tabii ki her sene insanların karşısında yeni bir şey daha koyarak bunun bir davranış değişikliğine yol açabilmesini sağlayabilmek. Bunu çeşitli yerlerde yapabildiğimizi düşünüyoruz. Sektörümüzün
prestijli organizasyonlarından da aslında bunun taltif edilmesini, edildiğini görüyoruz. Bu da bizi çok gururlandıran bir şey. Şimdi hem insanların kafasında sadece materyal şeyleri miras bırakabilmek var, hem ülkemizin geleceğinde bir su kuraklığı riski var. O yüzden bu ikisini yan yana koyduğunuz zaman da tabii bir de şeyi de almak lazım. Ebeveynlerin yarınla alakalı şeyleri, düşünceleri biraz daha şey olabiliyor, duyarlı olabiliyor. O yüzden çocuklar üzerinden bir kampanyayı tekrardan evriltmeye çalışmamız zaten biraz da bununla alakalıydı. Biraz istersen filmi atıfta bulun, filmi izleyelim. Ha, tamam, olur. Zaten ben de tam oraya geliyordum. Çalıştığımız ünlü isim Kıvanç'ın da ebeveyn olduğu döneme denk gelen bir kampanya olduğu için onun da kendi çocuğuna bırakmak istediği mirasın tam da işte bizim projeksiyonunu gösterdiğimiz filmik gibi olduğu hemfikrinden hareketle bir film tasarladık. Şimdi izleyelim isterseniz. Peki İlhan'cığım, izleyelim. Allı turnam ne gezersin havana. Baba, allı turna ne? Bak. Baba onlar flamingo. Aynı şey zaten oğlum. Gerçekten mi? Tabii gerçekten. Peki hep buradalar mı? Buradalar. Ama az kalsın. Olmayacaklardı. Dönünün büyük bir tehlike mi? Flamingolar yuvalarından mı oldu? Su seviyesi her geçen gün azalıyor. Bundan sonra ne olacak? Çocuklarımız susuz bir geleceği hak etmiyor. Bolluk içinde su dolu, hayat dolu bir dünya hak ediyor. Hadi harekete geçelim. Kapatalım şu muslukları. Sudan geçirmeye son verelim. Şimdi çok güçlü bir yardımcımız var. 24 saat beklemiş yağlı lekeleri bile yumuşatır, çözer ve kırmızı parçacıkları sayesinde sudan geçirmeden çıkarır. Benim mirasım su. Hadi hep birlikte sudan geçirmeye son verip yarının suyunu kurtaralım. Yarının suyu hareketiyle toplamda 27 milyon ton suyu kurtardık. Sen de benim mirasım su demek istiyorsan aramıza katıl. Evet, yani böyle bir reklamı uzun süreler sürdürmek. Evet. Bir de şimdi mesela bu filmle alakalı şeyi söylemek lazım. Türkiye'de de hiç de azımsanmayacak bir kitle aslında flamingonun allı turna olduğunu bilmiyordu aslında. Bir de böyle bir şeyimiz vardı. Ve çok da kötü bir şekilde öğrendik maalesef. Geçen sene yaşadığımız dramatik Tuz Gölü'ndeki kötü görüntülerle beraber insanlar aslında hem bu ismin aslında ne demek olduğunu hem de oradaki su kriziyle alakalı kötü bir şekilde herkes birden bilgi sahibi oldu. Şimdi biz yarın da bir miras bırakmaktan bahsediyorsak tabii ki bir tane televizyon ekranında yayınlanacak bir film bunu yapmasını bekleyemeyiz. O yüzden bu kampanyayı çeşitli yerlerde destekledik ve açtık, yaydık. Çeşitli platformlarda hayata geçmesini sağlamaya çalıştık. Bunların içerisinde nasıl diyeyim, içinde suyun geçtiği şarkılar ve susuz olmayacak şarkılardan tutun da kampanyamızın da odağında olan çocukların aslında daha fazla konuya nasıl diyeyim, konuyla alakalı bilgi sahibi olması sağlayacak kitaplara hikayelere anlatılara kadar çeşitli mecralarda bunu elimizden geldiğince yaymaya çalıştık. Türkiye'nin de önde gelen ve çok başarılı isimleriyle çalıştık bu şeylerde, mecra yayılımlarında. Dediğim gibi Spotify'dan tutun sesli kitaplara kadar, basılı, illüstrasyonlu kitaplardan tutun onun animatik filmlerine kadar elimizden geldiğince kampanyamızın istediğimiz güce ulaşmasını sağlayana kadar bütün mecralarda çeşitli uyarlamalar yaptık ve böylelikle gelişmesini sağlayabildik diye düşünüyorum. Ama sen tüm mecralar derken sadece dijital konuştun.
Aslında online, offline entegre bir dolu kanal kullanıldı ama ben burada bir miktar bu sene kampanyamıza yeni eklenen diğer ünlüden bahsetmek istiyorum. Hani henüz Kıvanç şeyine ulaşamadı ama Tuzlu bir çizgi karakter aslında. Çağrı Odabaşı ödüllü yazar çizer o çizdi. Yine bir Damla olan Damla Özüdür'ü seslendirdi karakteri. Filmde var mıydı o? Yok fakat aslında filmin içerisinde görüyoruz. Bu arada bir tane ufak bir kitap olarak görüyoruz ama aslında birçok farklı mecrada mevcut. Aynen öyle. Tuzlu bir aslında çizgi karakter. Yani bizim aslında 4 sene önce yolculuğa başladığımızda hep çocuklar aslında işin özünde durdu. Yani çünkü biliyoruz ki hani aileler ne zamanki çocuğunun suyunu bugün tükettiğini ve ona bırakamayacağını hissettiği zaman buna karşı davranış değişikliği çok daha hızlı oluyor o zaman. Çünkü bu hani bahsettiğimiz miras maalesef parayla pulla da ilgisi yok. Yani bugün korumadığımız sürece 2050'de o hani veya 2030'da o paranın olması çok da şey değil. Tuzlu, tatlı bir flamingo, allı turna aslında hepimizin bu sefer öğrendiği gibi. Spotify'da bir masalı var, bir göl hikayesi. Yarının Suyu sitesinden ücretsiz aslında indirilip dinlenebiliyor. Bastığımız bir kitabı var. Bugün getirebilmek istemiştim ama bitmiş. Sonuncuyu da aslında Tarık'ın kızı Damla'ya hediye etmişiz doğum gününde. Çünkü o da hani aslında kampanyayla birlikte doğan bir, o da dördüncü yılında Damla. Evet. Ve hani o kadar yoğun ilgi görmüş ki aslında basılı hali ilk basım bitti. Şimdi ikinci baskıyı yapıyoruz Tuzlu'nun hikayesinde. Tuzlu bizim için ayrı bir karakter olarak, ayrı bir platform olarak devam edecek aslında. Çünkü bu bizim hem hani çocuklar üzerinden ailelerle konuşmamızı sağlayan ek bir aslında kampanya üyesi. Hem de hani çok tatlı tatlı meseleyi masallaştırarak daha hani ağaç yaşken eğilir çocuktan itibaren anlatan bir karakterimiz. Kıvanç'la birlikte el ele yürüyorlar bu sene. Çok iyi. Peki marka başka neler yapıyor? Bir dernek çalışması var galiba. Şimdi markanın yapmak istediği bir davranış değişikliği var elbet. O muslukları kapattırıp sudan geçirmeyi sona erdirmek. Ama insanlarda gerçekten konuyu sahiplenebilmek ve hani gerçekten bir şeyler yaptığını anlatabilmek adına sadece farkındalığın haricinde başka bir şeyler daha yapması lazım. Kuyucuk Gölü'nün can suyuyla buluşması ve tekrardan hayata geçme hikayesi bize burada şunu gösterdi. Özel sektör, STK ve devlet bir araya geldiği zaman özellikle çevresel bir fayda yaratabilmek adına bu güçler birliği aslında birçok şeyi ortadan kaldırmakla muktedir. Aynı beraber burada öğrendiğimiz bu sistemi yani devlet, STK ve özel sektörün bir araya gelme öğretisini Volkan'ın bahsettiği 2021'deki o Instagram'larımıza düşen Tuz Gölü'ndeki ölü flamingoları yaşanabilir bir habitata nasıl sahip olabileceklerine dair üzerinde hala çalışmalarımız devam ediyor. Bunun ilk bacağı Tuz Gölü'nün içerisindeki çevrecilerin beraber oldu. Bir dernek kurulmasına ön ayak olduk. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği. Ve bundan sonrasında da onların üzerinden buradaki faaliyetlerimizi onların önderliğinde tabii ki desteklemeyi planlıyoruz. Bununla beraber amacımız tabii ki marka olarak gerçek bir sonuca eriştirmek. Yani ne zamanki gelecek seneye geldiğimizde biz bir marka olarak orada suyun devamlılığını sağlayabilmişsek o allı turnalar için o bizim en büyük başarımızı addedebiliriz. Peki bir şey soracağım. Yani böyle bir kampanyaya destek vermek markanın ürününe satışta nasıl yansıyor? Yani, şöyle belki bunu ben alabilirim. Evet. olarak yansıyor ama evet, tabii ki yani kreatif anlamda çok faydası aldı. Marka için çok bilinirlik anlamında tabii ki özellikle. Hayır, bir de yani bu anlamda, love marklar falan filan var ya. Doğru. Hani oraya da bir gönderi olabilir. Şimdi, bu sene şöyle oldu. Bir kere bu tip projeler yani çevreye fayda sağlamayı hedefleyen projeler, marka anlam projeleri iş sonuçlarına yansımadığı zaman ne yazık ki zaten uzun dönemli olamıyor. Ama uzun dönemli olabilmesi için de ne lazım? Bizim mesela anlattığımız o sistem içerisinde Finish'in sunduğu bir fonksiyon var. Yani üstün performanslı deterjan sayesinde sudan geçirmeyi bırakarak biz bunu yapabiliyoruz. Dolayısıyla söylemimiz evet suyu korumak ama suyu korumak için ürün merkezinde bir fonksiyona sahip olduğu için, o muslukları kapatan şey aslında ürün olduğu için, dolayısıyla bunun dönüştürdüğü bir işsel ve
markaya olan faydası da var bu anlamda, iş sonuçları anlamında. Dolayısıyla iş sonuçlarına fayda sağladıkça da devamlılığı olabiliyor, olması gerektiği gibi. Ya bu arada şeyi de görüyoruz, sizinle daha önce çokça sohbet ettik, bizim bu takip ettiğimiz Meaningful Brands araştırması var Havas bünyesinde. Şeyi gözlemliyoruz, her geçen sene aslında bugünün tüketicisi daha fazla bu tip meseleleri dert eden markaları aslında alışveriş tercihinde de önceliklendiriyor. İşte yani, onu diyorum evet. Yani onun muhakkak bir artı. Tabii tabii, ama farkındalar. Şöyle bir fark, bence fark var. Her marka fayda sağlamaya çalışıyor elbette ve daha da fazlası olsun. Bunu tabii çok mutlu oluruz. Ama içerisinde ürünün sahiplenilmeye çalışılan alana fonksiyon olarak bir fayda sağlamıyorsa, yani o ürün kullanıldığı zaman ek bir katkı sağlanmıyorsa, bu sefer bence insanların kafasında o ikisinin birleşmesi daha güç oluyor. Doğru. Yani o zaman sosyal sorumlulukta kalıyor. Evet, suyu koruma olarak kalıyor ama bu sefer iş sonuçlarına yansımıyor ve devamlılığında sıkıntı oluyor. Bence o arada ya öyle bir önemi olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii, suyu korumamızı sağlayan aslında ürünün vaadi zaten. Hani o zaman zaten biraz da o mucize başlıyor. Çünkü oradaki inandırıcılıkla birlikte tüketici onu öbür tarafa götürüyor. Son söz var mı? Vallahi bundan sonrasında da dediğim gibi yani hem Türkiye'nin hem dünyanın su krizini aşması, böyle bir sıkıntının yakın gelecekte çözülmesi için biz elimizden geleni yapacağız. İşte hepimizin söylediği gibi bu istikrarlı bir iletişim gerektiriyor. Ve insanların her seferinde bu konuya başka bir yerinden tekrardan katkıda bulunması hissini geçirmek için de bu ısrarın peşinde durmayı amaçlıyoruz. Benim ekleyeceğim şey aslında bu. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeyim. Suyu varken koruyalım. Doğru. Seneye yine görüşürüz. Aynı. Yine yarının suyunda. İyi ki varsınız. Siz de. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.